Bilindiği üzere Sayın Cumhurbaşkanımızın Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bolu'ya gelen Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Mehmet Ali Özkan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratları olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli İstihdam Seferberliği ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun akıl teri ile alın teri sloganıyla çalışma hayatında Milli Seferberlik adı altında başlatılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. buradaki amacımız çalışma hayatının bütün taraflarıyla bir araya gelmek, onların dertlerini, sıkıntılarını ve güzelliklerini dinlemek. Çalışma hayatını yönlendirici, daha düzenli hale getirici çalışmaları yapmak üzere Türkiye genelinde bakanlığımızın bürokratları 12 ayrı ekip halinde Türkiye'nin her yerindeler. Geçtiğimiz ay itibariyle birinci ziyaretlerimiz bitti ve dönerek çeşitli önlemler aldık. Gerek İşkur, gerek Sosyal Güvenlik Kurum Başkanlığı, gerekse bakanlığımızın ilgili birimleri düzenlemeleri yaptı ve alanda artık uygulanmaya başlandı. Cumhurbaşkanımızın yine başlatmış olduğu Milli Seferberlik kapsamında da işverenlerimizin Aralık ayı bildirgelerine dikkate alınarak Şubat ayından itibaren o sayılara ek olarak aldıkları kişileri İşkur üzerinden ve 3 ay işsiz olanlar arasından aldıkları kişilerin sigorta ve vergi yükümlülükleri artık bilindiği üzere devlet tarafından karşılanacak. Mevcut itibariyle illerde hem bu algıyı daha çok oluşturabilmek hem de bu seferberliği daha da detaylı şekilde halkımızla, işverenlerimizle paylaşabilmek adına buradayız. Bolu ili özelinde 20 Mart'a kadar 1200 kişinin bu yıl ilave istihdam olarak girdiğini söyleyebiliriz. Türkiye çapında tabii ki 1,5 milyon olarak Cumhurbaşkanımız zaten bir hedef koymuştu. 500 bin de işbaşı eğitim, yani 2 milyon civarında Türkiye'de bu yıl için bir artış bekliyoruz yıl sonuna kadar, 2017 yılı içerisinde. Bolu'da da direkt olarak ilave olarak girecek olan 3 binlik bir hedefimiz var. İnşallah bu çok rahatlıkla gerçekleştirilecek. Bu sayının üzerine çıkacağız diye değerlendiriyoruz. Yani şunu ifade etmekte fayda var. Şu an itibariyle biliyorsunuz işsizlik en son veriler itibariyle 12'nin üzerine açıklanmıştı. Fakat 2016 yılı rakamlar açıklandı 2 gün önce. Bu rakamlara göre de 10,9'luk bir işsizlik oranı var. İstihdam bu şekilde gerçekleşmesi, seferberliğin sonucunda da tek haneli rakamlara indirmeyi düşünüyoruz inşallah. Bunu da gerçekleştireceğiz.